Evet, Nedim Saban bizlerle. Oyuncu demek ya çok şey kalır ya, yani oyuncu diye yazılmış. Evet, ne diyeyim çok. Yani o kadar çok şey var ki, şapka var ki, tiyatroculuk var, oyun yazarlığı var. İşte zaten tiyatro karenin patronusunuz Nedim Saban, hoş geldiniz. Var. Teşekkür ederim. Bir de akademisyenlik evet, var evet, değil evet, mi? Evet, evet. Doktor oldunuz mu siz? Tabii doktor. Yani doktor bitti. Olmuştunuz, doktor stresle aslında da. Şimdi tamamen doktorluk. Doktorluk bitti, şimdi inşallah doçentliğe puan topluyorum. Ders veriyor musunuz? Hayır. Var mı niyet? Yani Türk tiyatrosuyla... Yok, vakit var da Türk tiyatrosuyla ilgilenen, yani bizim üniversite yapılarımız bir tık daha Batı tiyatrosu endeksli. Ben de daha çok Türk tiyatrosu alanında yoğunlaşmak istiyorum yani şey olarak, ama geleneksel Türk tiyatrosu falan değil de modern Türk tiyatrosu. Onun için çok böyle büyük bir şey yok ama bir bunun dönem... Bunun çok konuşulur aslında değil evet, mi? Tabii, konuşmak tabii. Gerekir. Tabii. Geçen hafta ben Kore'de bir konferans verdim. Bunu anlattım da inanamadı insanlar. Gerçekten. Yani nasıl yani? Hani... Yani batıcılık da bir yere kadar. Evet. Yani bak, bunu biz de söylüyoruz artık burada yani. Doğru, doğru. Oradaki bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Çünkü hiç kolay değil. Tiyatro kare 33 yılına girdi bile. Doğru. Değil mi? Siz aslında yeni jenerasyonsunuz. Yani. Aynen. Daha da fazla. Nedim Saban'a ben baktım. 40 küsür yıldır bir... Evet, 82'den beri 42 yıl. 82'de zaten 40. Kaç yaşındaydınız ki siz? İşte 15 yaşında, ama diyorum ki keşke çocukluğumu yaşasaymışım. Ne acelem var yani. 19 yaşında yap, 20 yaşında yap tiyatroyu. Hani çocukken bir futbol oyna, mesela basket kulübüne yazdırdı babam. Çok kısa boyluydum çünkü. Kendi potama mesela şey atmışım. Bakıyorum bir tuhaflık var yani. Allah süper. Allah, bu kadar uzun boylu insan. Bu an bitti mi basket kariyeri? Olası yani. Basket kariyeri. Hayır, diyorum ki zaten hani mantık kabul etme. Bu kadar uzun boylu insanın arasında bir potanın boş kalması. Ama hani belki böyle bir, yani olur ya 100 yılın başında bir tesadüf, belki odur diye atıverdim. Maçı kaybettik yani. Ama sonra çok maç kazandınız. Belki de o potanın gerçekten belki öyle rakip bir hayır potanın oldu. Belki boş kalması gerekiyormuş. O sağ yüzden. Olun. Çünkü hiç kolay bir şey değil. Yayına girmeden önce aynı anda kaç oyun diye sordum. Evet. Yani acayip bir şeyin içerisindesiniz. Yani hiç kolay değil ki bu kadar. Salon yok ama değil mi? Yok. Tiyatro Kare'nin kendine ait salonu yok. Şöyle yönetiyorsunuz siz aslında. Hani evet. Muazzam bir şey var orada. Biraz iyi oldu salon olmaması. Çünkü İstanbul o kadar genişledi ki siz o salonu doldurmak için bu sefer, veya mesela salonunuzun tavanı diyelim şu kadar, öyle oyunlar yapıyorsunuz. Biz Leyla'nın Evi oyunuyla salondan çıktık. Çünkü o dönem artık yani İstanbul trafiğinde Mecidiyeköy'deki bir salona ulaşmak çok doğru, mümkün çok değildi. Doğru. Her gün bir salondayız. Biraz izleyicinin ayağına gitmek gerekiyor. Evet. Yani artık izleyici her neredeyse. Ama tuhaf bir şekilde ben bunu 1982 yılında çocuk tiyatrosunda da yaptım. Mesela çocuk parklarına giderdik biz. Fikirtepe'ye, Gültepe'ye. Hani o çocuklara. İzleyenlerin ayağına gitmek evet, refleksi bende. Çok güzel yani. Bu akşam mesela Maltepe'deyiz. Hangi oyunla? Bir ağaçlar ayakta ölür. Mesela biletler bitti ki Maltepe'de orada daha çok ücretsiz oyunlar yapılıyor o kültür merkezinde. Demek ki iyi bir şeyin seyircisi var. Ama burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Maalesef kültür politikası tiyatroları artık 1.000 lira, 1.500 liraya bilet satmaya zorlar hale geldi. Hı hı. Yani bizim seyircimiz şeyde, kumbarada, o eski tip kumbaralar vardı. Orada biriktirdik biz onları 33 yıldır. Yani işte bazen kızıyor, kumbaradan fırlıyor, bazen geri geliyor. Hı hı. Ama hani öyle bir seyirci ve daha çok orta sınıf dediğimiz, yani şey evet, kültür açısından yüksek sınıf ama alım gücü açısından. Şu döneminde en büyük mağdurlarından bahsediyoruz. Çok, orta sınıf dediğimiz zaman çok. En büyük darbeyi orta sınıf. Yani yaptı. Şimdi mesela... Omurgası da bir toplumun omurgası. Omurgası. Hani işte ondan sonra diyorlar ki hayır diyor, 1500 liraya da bilet alıyor. Onlar başka bir şey ya. Yani o bir event gider gibi. 2000 lira, 3000 lira. O gün 2000 liralık pizza da yiyebilir. Yani o bizim şeyimiz değil, ama eğer bu salon kiralarını bu belediyeler dikkate almazsa, daha geçen gün bir toplantıdaydık, gerçekten tiyatroların turneye gitme şansı olmayacak. Olmayacak diyorsun. Keza oteller öyle. Belediyeler, ya gerçekten cahilane soracağım. Estağfurullah. Hepsi alayı
bir kira bedeli alıyorlar mı siz gittiğiniz, sergilediğiniz tüm oyunlar? Evet, yani bazıları da kamu kuruluşu olduğunun farkında daha mantıklı. O yüzden soruyorum, yani sonuçta bir belediye vergisi var, kültür ve sanata destek vermek. Hani tamam, Ankara'dan hani çok fazla bir şey bekleyemiyoruz ama en azından yerel yöneticilerimizden bunu beklemek hakkımız olabilirdi diye düşünüyorum. Çok kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir şey var. Bazı belediyeler bunu rant kaynağı olarak kullanıyor. Yani bakıyor ki mesela elinde bir tiyatro tesisi var. Mesela şeyi söylüyor, 7 yıldır diyor, 10 yıldır diyor oraya bir spot bile takmamış. Yani 10 yıldır spot yani, takmıyorsun ama kira 10 katı. Ama hiçbir şekilde bir içeride bir bakım, onarım, yok. Bir ve bize, ayırdığın kaynak yok. Bize bir iyilik değil bu. Yani bizim işte İzmir'e gitmemiz ya da Ankara'ya gitmemiz hani oradaki seyirciye bir şey. Tabii. Yani mesela bu yıl baktığın zaman çok daha böyle uzak yerlere gidemiyoruz. Halbuki biz Batman'a kadar gidebilmeyi isteyen bir tiyatroyuz ve hep gittik. Ben gene kafayı kırdım, gene gidiyorum Diyarbakır, Batman ay sonunda ama hani gerçekten salonlar dolduğu zaman bile siz dönemeyecek bir, o zaman bu işi niye yapıyoruz diye bir sorgulamaya başlıyorsunuz. Haklısınız tabii ki, desteğe döneceğiz ama nasıl ilgisi seyircinin elinde? Müthiş, zaman? Müthiş. Pandemiden sonra biz biliyorsunuz pandemide hep şeyi yaşadık. İşte sizin sanat demode oldu. Artık, evet, ha, evet, tuşa basarım. Platformlar var, tabii, şey dijital. Yani bas işte tuşa, nedense sen tuşa basıp kendini ışınlıyorsun evden. Ama doğru olan, mesela ben de evimde daha çok zaman geçiriyorum. O güzel de bir şey. Daha çok kitap okuyorum, film izliyorum ama insanlar, mesela bizim bir Sivas hikayemiz var, çok güzel. Kültür merkezi açılıyor, o gün pandemi yaşanıyor, düşünün. Bir buçuk yıl sonra oraya ilk giden etkinlik Tiyatro Karen'in. Biz de o Sivas halkı Tarkan gibi böyle kucaklarda falan karşıladık. O kadar keyifli bir şey ki. Şimdi bu parayla alınamayacak bir mutluluk. Değil mi? Ve şu anda bütün İstanbul'da da yani seyirci sıkıntısı hiç yok. Ama tiyatro şahane. Ekonomisi açısından yani şöyle başlıklar atan gazetelere inanmayalım. Hani tiyatronun altın çağı, işte bilmem kim de tiyatroya başladı falan. Böyle bir şey yok. Yani tiyatronun altın çağı değil. Çünkü yani talep çok fakat maliyet yönetimi tarafında ciddi arıza ve sıkıntı ve var. Ve altyapı yok. Altyapı yani yok. Yani birazcık tam yani aslında sporda olan şeyde yani o altyapıyı yapmadığın zaman işte bir mesela bizim oyunumuz. Gittik yani İstanbul'un en ücra noktasında bir yerde başladık. Çünkü o salon bir gün boştu ve biz orada prova yapabildik. Düşünebiliyor musunuz? Tek prova. Tek, ancak. Tek ışıklı, tek şansınız. Düşünemiyorum. İBB yani. Mesela çok destek oldu. İki tane daha böyle boş kültür merkezine bizim, çünkü bakın işte burada mesela o bu dekorun, İşte neresi kullanılacak, nasıl kullanılacak bunu yapabilmek için iki günlük prova lazım. Tabii en az. Yani anlatabiliyor muyum? Ya oyunculuğu bırakın. Tabii. Şeyi, performans, o ruhu yakalama hadisesini bırakın. Sadece teknik kontrol çok, için bile iki defa gerekiyor. Ama bu arada Moda İlkokulu'nda yaptık provaları. Bu kadar tatlı bir eğitmen kadrosu olamaz. Gerçekten bize sahiplendiler. Bravo. Küçücük bir yerde o kadar huzurlu çalıştık. Sonra da hep beraber kek günü yaptık. Aha. Kısır kek. Ondan çocuklar sonra geldi herhalde. Yok, çocuklar değil, hocalar ve oyuncular. Ve gerçekten minnettarız çünkü orada bir müdür hani tabii ki buraya bir tiyatro gelsin, burada çalışma yapsın diyebildi. Bu çok değerli. Çok. Kamu mu Moda İlkokulu? Evet. Devlet okulu. Devlet okulu. Tabii ki bir bağış yapıyorsunuz ama o bağış değil. Önemli olan kafanın açıklığı anlıyorum. Ve yüreğin açıklığı. Anlıyorum, ne kadar güzel gerçekten. Ne olmalıydı? Yani mesela şu an çok acil olarak şu ortamda Kültür Bakanlığı'ndan ne gelmeliydi tiyatroya? Yani evet salonlar doluyor ama zannetmeyin ki biz böyle kolay kolay bu işi sürdürülebilir bir noktada değiliz diyor Nedim Sabah. Kesinlikle. O zaman ne olmalıydı, ne yapmalıydı? Aslında en acil şey. Kesinlikle meslek örgütleri bu Kültür Bakanlığı'nı da kullanamazsa, ben bunu açık açık söyledim, bir daha yapamazlar vergi indirimi. Sayın Kültür Bakanı bu konuya çok açık.
bence muazzam bir kültür bakanı. Ne bekliyorsunuz oradan bakanı. Edim Salım? Orada biz not for profit dediğimiz, aha, yani vakıf statüsünde bütün dünyada böyle tiyatrolar. Ve sadece tiyatro yapacaksınız. Orada işte ne bileyim incik boncuk da satmayacaksınız yani. Tabii. Tiyatro. Hakikaten bakan, yani bu bakan ve bakan yardımcıları bunları yapabilecek bir kadro. Kesinlikle çok, öyle. Çok acayip yani hakikaten çok toplantı oldu. Hatta ben diyorum ki şimdi çok konuşuyoruz ama biz onun yani belki kendi otelinin böyle odası kadar falanızdır hacim olarak. Ama yani gerçekten çok ilgileniliyor. Dinliyorlar yani. Dinleniyor. Toplanıyorsunuz. Ama toplanıyoruz. Bir araya sıkça geliyor. Yani diyorlar geliyoruz, ki sizi dinliyoruz. Tabii, özgürlük. Sonuç almada mı sıkıntı hayır, var? Hayır, sonuç almada da sıkıntı yok. Tiyatrocuların bunu kullanamamasında ve o kurumsal dili çevirecek insan bulamamak. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Tiyatrocu kolay bir şey değil yani. Değil. Demin sabah bahsettiğiniz. Şimdi ben kıyamadım yani. Ankaralı ve kamuda çalışmış bir insan olarak tabii, kıyamadım yani. İşte o bürokrasinin bilmem nesi. Hani bir imza olmazsa. Anladım. Ama yani dolayısıyla eğer bu vergi şeyi yapılabilirse tiyatrolara, hı hı, bir de salonlarda maalesef gene Sayın Bakan devlet tiyatrolarını çok güzel fiyatlara indirmişti. Birdenbire ne olduysa Sayıştay girmiş. Şu anda devlet tiyatrolarına girilemeyecek kiralar var. Aman yarabbim. Ama mesela aynı şekilde üniversiteler. Şimdi Doğu'da da Trakya'da da bir sürü üniversite salonunu kapalı tutuyordu. Şimdi mesela veriyorlar, kiraya veriyorlar. Üniversiteye de kazanç. Tabii. Yani bu da mesela tabii, çok sadece hani bakanlık ve belediye diye düşünmemek lazım. Evet. Yani okullar mesela tiyatro salonlarını... Ya o kadar atıl kaynak var ki Türkiye'de. Yani, Türkiye'nin en büyük meselesi atıl kaynakları. Hem insan çok, tarafında hem de değil mi kamu salonu anlayacak. Şunu bir kere daha tekrarlar mısınız? Hani altın kaynak... Atıl yani. Atıl kaynak. Evet, evet. O harekete geçmesi gereken. Var olan ama hakkı verilmeyen, okay, kullanılmayan kaynak. İnsan tarafında da var zaten. Tabii. İnsan kaynağı tarafında o sıkıntı var. Yoksa dün onu düşündüm ya. O kadar bereketli bir memleketiz ki biz Nedim Bey. Yani her şeye rağmen, her şeye rağmen ya yani... yıllardır Nedim Saban tabii ki 40 küsür yıldır tiyatronun içerisinde. Yani işte... Milyonlarca dolar kazanmadınız ya. Yani maalesef yani siz olanları da kaybettik. Çok olanı sağ kaybettiniz, verdiniz. Gönlünüzün işini yapıyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz. Çünkü Türkiye'ye katkı sağlıyorsunuz. İşte bir de tabii... Başka şeyler yapabilirdiniz. Nedim Saban da büyük bir tüccar ailesinden geliyor. Doğru, doğru. Değil mi? Bu doğru, seçim böyle olmasaydı Türk tiyatrosu açısından da bir kayıp olurdu doğru, yani. İstihdam sağlamak da çok önemli. Çok. Yani bugün kaç kişi var şu an dediniz? 42 kişi. 42 kişi. Yani 42 kişi ve şöyle sadece oyuncu değil yani tabii, bu dekorları ses, taşıyarak ışık, sesleri tabii, yaparak ayakta kalan ve çocuklarına ekmek götüren yani dolayısıyla biz çok büyük sorumluluk alanlarımız var. Yani biz ayda 10 oyun bazen bakıyoruz mesela ekonomi kötü Allah korusun işte bir savaş şeyi var ne bileyim yani bir sürü hmm, şeyler oldu. Gene de biz o perdeyi açmak zorundayız. Çünkü o adam evine ekmek götürmek zorunda. Bu ekibin üzerinden de 1,5 yıllık bir Covid salgın dönemi de bir geçti de, yani. Bir de düşünün. Bir de ben burada şeyi de tanımlamak istedim. Çok mu hızlı konuşuyorum? Yok çok güzel konuşuyorsunuz. Okay. Şey yaz yaşadığımız zaman çok acı tabii. Hmm. İşte insanları kaybetmek falan. Bu yaz günlerinde tiyatrolar tatil edilmemeli diye düşünüyorum. %100. Çünkü sebep şu, biz orada aslında tiyatro bir terapi. Kesinlikle öyle. Ve yani biliyorsunuz... Sanat iyileştirir değil mi? Sanat iyileştirir ve aslında sanat hasattır. Yani o öyle bir şeyden çıkıyor. Hasat üretmektir, üretimden çıkar. Kesinlikle, zanaat ne güzel. Gibi. Yani aynen, dolayısıyla öyle. Ben orada Allah korusun işte öldürülen çocuğun hikayesini anlatmak için perdemin açık kalması lazım. Tabii. Eğer her seferinde kamu kuruluşları da perdeyi kapatırsa eskiden mümkün değil kapatılmazdı. Tabii. Bir eğlence sektörü içerisinde değil, kesinlikle koymamak değil, gerekiyor. Yani eğlence dediğimiz başka bir alan. Yani evet, ne bileyim işte bir gazinosu, bir eğlencesi, bir barı falan kapatılabilir. Anlayabiliriz bunu ki orada da çok ekmek yiyen insanlar var aslında ama. Ama evet. Hele hele tiyatro dediğimiz zaman bambaşka bir alandan bahsediyoruz. Yeni seyirciler nasıl Nedim Saban? Valla bize 50 yaşına basınca geliyorlar. Anlamıyorum ben yani. Evet kaç yıldır hep böyle.
Yani 33 yıl önce de 50 yaşındaydılar. Şimdi de... Belliler. 50'de kalalım en fazla zaten. Daha çok 35-40 bizim yaşayalım ama müthiş bir gençlik var. Hı-hı. Yani dün akşam ben İstanbul Tiyatro Festivali'nin oyunundaydım. Tiyatro işin acı yanı tiyatro öğrencisi çok az gelen. Ama mesela yanımda oturan hanım sosyoloji öğrencisiydi. Karşımda oturan bir akademisyen kız da İngilizce. Yani bu böyle genç insanlar oraya 1500-2000 lira verip Hamlet seyretmeye gelmiş. Gençlik çok seviyor sanatı ve çok bence kitaplar da yani tabii ki yayıncılara sorsanız aynı şeyleri anlatır ama ben mesela metroda çok kitap okuyana rastlıyorum. Yavaş yavaş eskisine oranla. Evet çok tabii, görüyorum tabii. Yani bayağı. Biz tabii sabır daralıyor ya. Yani baktığınız zaman işte 3-4 saniyelik görsellere, görüntü akışlarına alıştırıldık. Bir takım platformlarda bile dayanamıyoruz. Atlaya atlaya izlemeye falan başladık. Yani bir de böyle de bir sosyolojik yapı, hatta çok antropolojik doğru. olarak bile diyebiliriz. Belki de bu beyni de etkiliyor çünkü. Değişiyor ve değişecek. Bunun sonu yok. Çünkü baktığınız zaman çok doğru bir yerden şey yaptınız. Eğer mesela bir inşaat yapıyorsanız onu işte teknolojiyle 70 katı hızlı yapabilirsiniz. Ama benim kalbim evet. ve konuşmam Tabii. yani 70 katı artamayacağına göre evet. bu şey bir göreceli zaman kavramı. Yani o zaman işte Tolstoy da uzun. Savaş ve Barış yani. Hani şunu sormak istiyorum yani Tolstoy bugün yaşasa bence daha da uzun yazardı. Problemler daha fazla. Yani her şeyi o 45 saniyelik sosyal medya videosuna indirmek çok... Evet. Yani tiyatroya gidiyorum WhatsApp yazan insanlar var önümde bayağı. Ofis gibi kullanıyor yani şeyi, şey telefon kapalı ama çık 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 bütün herkesin cevapları yazıyor, banka havalesi yapıyor. Evet, çünkü evet. tahminliyor. Bir şizofrenik bir şeye doğru gidiyoruz, dönüyoruz, ya, parçalanıyoruz, kişilik bölünmesi içerisi. Film seyrediyoruz, onu yapıyoruz, tabii, bunu tabii. yapıyoruz, banka ödemesi yapıyoruz falan filan. Sonumuz hayır olsun diyorum. Nedim Saban, sizinle çok uzun konuşmayı arzu ederim ama sürem daralıyor. Biraz da şu oyunlara da değinelim. Çünkü... Bu sene yeni bir oyun var. Annem hep derdi ki biraz anlatın bize. Çok keyifli oldu. Çiçek Dilligil, Mert Asutay, Mert Aykul, Dilara Mücaviroğlu, herkese Aziz Sarvan, Ecmelis ve Aşkın Şenol'un. Neden bu isimleri sayıyorum? Çünkü bir komedi ve komediyi ciddiye almak gerekiyor. Bu ekiple komedi ben komedi ciddi bir iştir. Yani. Komedi ciddi bir iş. Yani çünkü... Baktığın zaman aslında karda düşen adamın da çok ciddi bir travma yaşıyor orada. Biz gülüyoruz evet. Doğru. Hani dolayısıyla güldürmek için yapmadığımız bir işte burada dekoruyla, kostümüyle çok özendiğimiz ve yaklaşık bir yıldır süren bir çalışma oldu. Hı hı. Şöyle bir şey, bu bir çift, bu bir Amerikan oyunu ama ben bunu Türkiye haklarını alıp annem hep derdi annem ki, hep derdi yeni ki oyu. Şey yapmaya çalıştım, Türkiye'ye adapte etmeyi. Bir genç işte karı koca adayı bir eve taşınıyorlar ve anne babalar geliyor, klasik iş. Peki ama öyle bir kültür şoku yaşamalılar. Ne yaptım ben? Bunlar New York'ta okumuşlar. Yüksek lisansı İstanbul'a tarla başına geliyorlar. Bir şey olmaz abi biz New York'u yaşamış insanlarız deyip. Anladım, müthiş tarla. Bir kültür şoku. Hikaye burada devam ediyor. Evet, yani. evet. Büyük şok ama. tabii şey diyor çocuk sonunda tarla başı New York'tan daha büyük diyor. Kesinlikle öyle bu arada ya. O tarla başında ne dünyalar var neler yaşanıyor. Ve anne babalar da hani birisi zavallı balıkçılıktan hani gelip işte yani İstanbul'da bir de güzel balık yerim diye gel. Gelmiş. Öteki hanım da hariciyecilikten gelip şey yapıyor. Bu kültürler arası böyle komik bir, çok güzel bir yer. Bu da kendi içinde başka çelişkileri tabii ki ve yepyeni çok. Bir komediye ve ailenin izleyebileceği yani onu ben böyle tutucu anlamda yani. Deniyorsunuz mutlaka tabii. Asla yani kuşaklar ya annem ne derdi? Hep çünkü... Annenizin dediği şey çözüm oluyor ya. Doğru, doğru. Yani bir dönüyorsunuz. Kafa, bir aklımızda, bir şuur altımızda o anne sözü kalıyor yani. Kesinlikle. Ve hani okuyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Gene de annenin sözüne çok dönüyorsunuz. Çok doğru. Yok ben annem hala bana bir şey dediği zaman ben hiçbir şeyden etkilenmiyorum. Abi bakıyorum annemin dediğini yapmışım. Anne dedim ya 50 yaşında kadınım sen dedim nasıl dedim ben de bu kadar hala etkin var. Yani annem dediği anda bir anda kafamda bütün puzzle
çözülüyor. Her şey yerli yerine oturuyor filan ve ben robot gibi o tarafa doğru gidiyorum. Benim mesela annem hep derdi ki mesela 15 yıl önce bak bunu bir gün anlayacaksın ama 15 yıl sonra anlıyorsun hayatta çok şükür falan. Ama yani artık sana onu söylemiyor yani evet. Çünkü o da yaş almış ya. Evet. Tabii çok tabii. Acayip bir şey ya doğru. 15 yıl önce şey yapıp ama tabii kendin yaşamak istiyorsun hayatını. Tabii. Yani annenin hayatını yaşamak istemiyorsun. Yani ben. Sağlıklı olarak tabii onu yapmak sağlıklı gerek. Sağlıklı olarak o yani. İyi ki onu yapıyoruz. Babalar peki haklı değil mi? Bence babalar bizim oyunda en azından. Çok haklı olamıyorlar. Vallahi. Allah Allah enteresan. Bu Nedim Saban'ın biraz çocukluğuna gitmek lazım belki. Yani. Ama sizde büyük büyük böyle kadınlar değil mi? Ailede galiba çok etkili. Çok. Ama baba tabii çok şey. Baba zaten çok. Rol model ama. Tabii muazzam ama. Ama yani onun rol yani model olması. O duygu dünyasının oluşmasında. Tabii. Kadın yani, figürleri çok kuvvetli ve sağlam. Tabii. Mesela bir hanım varmış. İlla işte yılda 30 defa yani büyük teyzelerden biri 30 defa denize girmek mecburiyeti var. Çok yaşamak için öyle inanıyor. Benim dedem denize girer gibi duşta böyle yıkanıp denize girdim diye gidermiş kadının yanına. O kadar güçlü hani düşünebiliyor. Aman yarabbim başka türlü kurtulamıyor elinden. Yani. Öyle güçlü ya. Kadınlara çok ihtiyacı var dünyanın. Evet, doğru, kesinlikle. Devam edelim. Şimdi annem hep derdi ki Ekim itibariyle başladı. Devam edecek ediyor. Çünkü tiyatro karenin oyunları öyle senelerce inşallah Allah izin versin devam ediyor. Şen Makas hala devam ediyor. Ahu Dudu. Ahu Dudu'muz bizim klasik oldu 9. senemiz. Melek Baykal ve Suna ablayla gerçekten çok keyifli bir komedi. Biz de şey diyoruz, eyvah geliyorlar diyoruz. Çünkü bu kadınlar biliyorsunuz, beklerim sizi de, yalnızlığa çare bulduklarını düşünüyorlar. Aha. Ve gittikleri her yer bir bela yani. Biz de eyvah geliyorlar diye böyle reklam veriyoruz. Millet eyvah geliyorlar. Hakikaten onlar eyvah geliyor yani. Bir de Ağaçlar Ayakta Ölür. O da mesela gene böyle ailenin izleyeceği. O da mesela çok hüzünlü bir anneanne öyküsü. Ve gerçeğe inanıp inanmamakla ilgili. O da mesela diyoruz ki anneniz hayattaysa, anneanneniz hayattaysa beraber gelin. Bir de o tiyatroyu ben şeyi çok severim. Yani mesela 6 kişi gidersin. İşte hep böyle şey yapılır yani ben buraya oturacağım sen buraya otur. Mesela babam şey yapar senin boyun kısa gel şuraya geç. Hani önüme çünkü gelir benim 2 metre adam tabii. Falan yani böyle evet, hani bu paylaşım bu şey çok, güzeldir doğru. Yani tiyatroda. Çok. Bir de tabii Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanmış Beda. Ama 101. yılında devam eden oyun. Evet onu bu. Seyirci bırakmadı. Çok ilginç Atatürk Kültür Merkezi'nde işte son bir kapanış oyunu olacaktı. Baktık bütün biletler anında satıldı ve Ayşe Kule'nin bu veda oyunu az az devam ediyor. Çok kalabalık ve yüksek maliyetli olduğu için az az devam ediyor. Şu anda Ocak için program yapmaya çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Kasım aralıklara baktım ben inanılmaz bir tempo. Var. İşte Moi sahneden başlayarak Kadıköy, Beylikdüzü, Trump Kültür evet. Merkezi, Beylikdüzü, Bakırköy, Leyla Gençer sahnesi ve daha sayamayacağım bir sürü. Nereden yakalasınlar? Yakalayan yakalıyor ama. Bizim sosyal medyamızdan yakalıp tiyatro fakat bakın yazdıklarınız hep İstanbul turneleri. İstanbul turnesi. Tabii ki bunlara bir de Anadolu ekleniyor. Değil mi? Evet şeye gidiyoruz. Oralar heyecan verici. Kayseri, Batman, Diyarbakır. Ondan sonra Şanlıurfa, Eyvah Geliyorlar dediğimiz o öyle bir turne var. Bir de gelecek hafta Nevra ablaların oyunu Ağaçlar Ayakta Ölür. Karabük, Safranbolu'ya oralara gidiyor. Biletler satışa başladı mı tabii, oralarda? Tabii, hepsi tabii. Başladı. Biletler tamam. Başladı. Evet yani Ama bu İstanbul'da turne yapmak çok tuhaf bir şey değil mi? Yani evet, hani bu kadar çok avcılardan. Yok böyle bir şey yok değil mi ya yani bu hani nevi şahsına münhasır bir çok tiyatro karenin yani, şeyi bu yani. Ben bile şimdi fark ediyorum yani. Sayamadım ben. Saymaya niyetlendim ama saymak çok zor. Kasım'dan Aralık sonuna kadar en azından elimde inanılmaz bir tiyatro karenin oyunlarının şeyi var, temsilleri önemli olan var. Sağlık ve huzurla İnşallah. Olması. Nedim Saban çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınıza. Daha çok sık ağırlayalım, daha uzun olun. Sohbet edelim. Bu tiyatrodaki finansal sürdürülebilirlik ve bu yaşanan bu sıkıntılı sürecin
kolay atlatılabilmesi adına bir kez daha çok kıymetli bakanımıza, Kültür Bakanlığı'na buradan ben de bir çağrı yapmış olayım. Siz zaten bir araya geliyorsunuz. Siz bir de ekonomi kanalı olduğunuz için böyle bir şey de başlatabilirsiniz. Evet, tabii ki seve seve memnuniyetle. Mesela tiyatrocular gelir, konuşur falan. Tabii ki. Bunu da organize edelim beraber. Bu arada beraber. Ben iç güzellik çok önemlidir ama dış güzelliğiniz olağanüstü beyazlar müthiş yakışmış. Çok teşekkür ederim. İyi, tamam doğru rengi yakalamışız Nedim Saban için düşündüm ben bir konsant. Ne giysem? Çok teşekkür ediyorum. Sizin de içiniz dışınız ve tüm güzelliğinizle hayatımızda olmaya devam edin. Çok teşekkür ederim. Beraber veda edelim. Tamam. Çağrı var mı bir oyuna en yakın? Bu akşam dedik. Bu akşam nerede? Yer yok. Artık yer yok. Salı günü Ahududu'ya beraber Caddebostan'da. Caddebostan'a hala yer var. Ahududu oyununa bekliyor Nedim Saban. Görüşmek üzere diyelim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.